Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sunar. Murat abi, NFL'de çok konu var aslında baktığınızda. Yani playoff'lara bir hafta kaldı. Önümüzdeki hafta playoff'ları değerlendiriyor oluruz ama bu hafta öyle bir olay yaşandı ki NFL tarihinde sağlarda görülmemiş bir olay herhalde. Antonio Brown, ki siz detaylı anlatırsınız, biraz arıza bir karakter. Maçın ortasında, maç oynanırken oyuna girmeyi reddettiği gibi üzerinden formasını çıkarıp soyunup yarı çıplak bir şekilde dans ederek soyunma odasına gidiyor ve de takımdan aynında kesiliyor ve atılıyor. Neresinden tutacağız bu olayın bilmiyorum ama topu size atıyorum. <laughs> yani şimdi o şey hikayesi var ya hani çoban köylülere bağır kurt geldi kurt geldi diye sonra değil mi? Da, evet tabii. Koşarlar güler koşarlar güler sonra da gerçekten geldiğinde bağırır kimse gitmez. Şimdi Antonio Brown'un neyi doğru neyi yanlış söylediğini bilemiyorsun. Tabii müthiş de uzun bir açıklama yaptı bu arada. Müthiş bir açıklama yaptı. Şimdi bir Raiders taraftarı olarak ben hiç bilemiyorum. Çünkü buna benzer bir olayı Raiders da yaşadı. Raiders Steelers'dan onu aldı, inanılmaz yatırım yaptı. Doğru hatırlıyorsam 52 milyon doların 31 milyon doları garanti peşin verdi. Olacaktı alamadı o parayı Bir hafta mı? daha kalsaydı bütün o parayı İyi, alıyordu. Tabii tabii. Bir hafta daha kalsaydı o paranın %80'ini alıyordu. Önce, 10 milyona falan veya 5 milyona falan patlayabilirdi. E tabii tabii. İlk önce <laughs> kampa geliyor. Ayak parmaklarında soğuk ısırması var. İdman yapmıyor. Ondan sonra NFL'ı çok yakın takip edenler hatırlar. Bazı kaskların yasaklandı. şeye uygun olmadı. Sağlık açısından uygun olmadığı açıklandı. O kasklardan bir tanesi de Antonio Brown'un giydiği kasktı. Ona taktı. Sonra Mike Maholka e, kavga etti meyokla tabii. Meakla e, cezaya çarptırıldı. Yani fel felaket. Bir maç oynamadan Raiders'dan ayrıldı ve o kadar e, şey çöpe gitti. Ondan o dönem söyledikleri bazı şeyler Raiders oyuncuları tarafından tanıklık edenler tarafından yalanlandı. Bazıları da doğru olabilirdi. Bilmiyorsun. Hı -hı. Şimdi burada da olay şu. Ayak bileğinde bir sakatlık var. Bu sezon içinde de 4-5-6 evet maç. Bir araya gireyim. Gir. Ondan sonra Patriots aldı. Ha Raiders'dan sonra. Evet. Patriots tamam. aldı. Orayı da sen aldın. Patriots'da yanılmıyorsam 2 veya 3 hafta dayanabildi. Tom Brady'nin isteğiyle alınmıştı yine. Çünkü o dönem Patriots'ın hiçbir pas tutma tehlikesi yoktu. Ve de Tom Brady artık birine ihtiyacım var diye denize düşen yılana sarılır diye aldılar. Bir maç beraber oynadılar. O maçta da hakikaten iyi bir da e, kimya yaptı. evet yakaladılar. Ve de o e, taştan da yaptı. Ne güzel dendi. Patriot soyumu odasında da huzursuzluk yarattı. Patriot'un sahibi hakkında e, çeşitli suçlamalarda bulundu. Ve de o dönemde yanılmıyorsam bir videosu ortaya çıktı. Bu videoda da e, hmm. bir kavga videosu mu diyelim? Biliyorlar e, ondan. Kavga da değil, yani dövüyor birini. Evet, e, videosu ondan beraber Patriots'tan da gönderildi ve boşta kaldı. Ve ceza aldı. Ve NFL'dan ceza aldı. NFL tarafından ceza çarptırıldı. Galiba. NFL tarafından ceza çarptırıldı ve de e, takımsız kaldı. Daha sonra Brady. Tampa Bay'e Cezası gitti. bitince. Bitince Tampa Bay'e gitti. Tampa Bay'de dedikodular başladı. Bruce Arians, koç çıktı dedi ki bizim zaten çok iyi bir receiver kadromuz var. Bizim Antonio Brown'a yerimiz yok dedi. İki hafta sonra biraz sükürdüğünü yalamak oldu. <laughs> Brady dedi ki yok yok o kadar da değil alalım bu arkadaşı iyidir. Aldılar ama minimum bir kontratı alındı. Ve kontratta sadece bonuslar vardı. Yani şu kadar pas tutarsa, şu kadar taştan yaparsa, şu kadar maçta oynarsa kontrat yukarıya doğru gidiyordu. Bu yüzden hatta geçen sezonun son maçında Brady 15 kere Antonio Brown'a pas attı ki o bonusları almaya hak kazansın diye. Ve hakikaten de aldı. Sonunda da şampiyonlukla bitti. Gelelim bu seneye. Bu senenin başında herkesten NFL bir aşı kartı istedi. Herke, aşı olan herkes aşı kartını verdi. Olmayanlar da ben aşılı değilim dedi. Buna göre de NFL kurallar getirdi. İşte aşılı oyuncuların ve aşılı olmayan oyuncuların kuralları farklıydı. Ve geçtiğimiz birkaç hafta önce ortaya çıktı ki Antonio Brown'un Brown'a artı sahte. Yani Green Bay'e mi gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Ve de birkaç maç ceza aldı. Döndüğü ilk maç iyi performans. ikinci maç bu olay. Olayı da siz anlatıyordunuz. Ya şimdi şöyle. <laughs> ıı, ayak bileğine bir sıkıntı var. Çünkü... Iı, Şimdi herkes diyor ki e, sağdan çıkarken üstünü çıkardı, e, taytını seyircilere attı, sonra jumping jack yaparak sahayı terk etti. Ayak bileği sakatsa niye jumping jack yapıyor? Şimdi suçlamalardan bir tanesi Tampa Bay'e karşı maçtan önce NFL'ın yasak listesinde değil ama kesinlikle kullanılması önerilmediği ağrı kesicilerden bir tanesinin iğnesini yaptıkları. Tabi orada o kadar rahatlatıyorsa o iğne. Sen oyuna gir dendiğinde koç tarafından ayağım çok kötü ağrıyor. Yani işte hep böyle enigmalar. Tutarsızlık. Enigmanlar, abi, tutarsızlık. Ya Şimdi pazartesi günü MRI çektiriyor. Hakikaten e, bağ dokusunda Yok, sakat olduğu kesin. Hasar var. E, sakat kırık kesin. parçalı parçaları <laughs> ayak bileğine saplanmış. Şu bu falan filan. E, ve Tabi hemen şey yoktur onda top çevirmek yoktur hemen en ağır suçlamayı yapıyor komplo kurdular diyor. Evet. İşin ilginç tarafı senin anlattığın onun para kazanması için bu kadar gayret sarf eden Tom de bu şeyin içine çekiyor. Evet. Çünkü Tom Brady'nin özel trainerına bu 100 bin dolar vermiş kendimi te, beni tedavi et diye. Evet. etmedi diye de parayı geri istiyor. Zaten o para olayları da var. Onların hepsine girmedik. Ha o özel Hayır, chef Çarü evine. onun da parasını ödemiyor falan bir sürü hikayesi var. Şey vardı. çok enteresan. Bu e, Antonio Brown çok büyük bir oyuncu olabilirdi. Hala çok çok iyi bir oyuncu da ondan millet bu kadar uğraşıyor onda. Instagram'da falan çok becerikli. Evde tek başının şeyini gördün mü? Kendisi e, görmedim. Çocuk neydi adı? Mackolkin. Mackolkin. Joe Pesky ile şey de Tom Brady ile Bruce, Bruce, Arians pardon Bruce Arians. <laughs> <laughs> ya, ya yani hemen, hemen en abartıya gidiyor. Hadi. E, Tom Brady ile de bütün köprüleri yıkıyor. Yani böyle enteresan bir şey. Ha haklı olabilir belki. Yani sakat sakat. Zaten maçla kaçırmış aynı ayak bileğindeki sakatlıktan dolayı. Ama yani eğer o kadar kötüyse, iğne o kadar az işe yaradıysa öyle terk etmeseydi. Tabii canım. Stadı. Tabii ki. Şov yaparak. Ne olacak bilmiyorum. Ben bir takımın daha onu hele playofflar başlamak üzereyken risk alacağını düşünmüyorum. Yok. Hayır. Gelecek sene bilmem. Ama şöyle bir şey var. Bu bizim başımıza birkaç kere geldi. Pittsburgh Steelers'ı da tebrik etmek lazım. Bu tamından mı kaynaklanıyor? Kimden kaynaklanıyor bilmiyorum ama Pittsburgh'dan alınan oyuncular başka yere gittiği zaman kesinlikle oradaki verimlilikleriniz hiçbir Yok. şekilde sergilemiyorlar ve genelde problem yaratıyorlar. Yani orada bu problem bastırma mı? Yönetimini iyi yapıyorlar. Bir şey var yani tebrik etmek lazım. Hatta ben başka bir açıdan yaklaşacağım. Ben hakikaten Antonio Brown'un e, sağlıklı düşünemediğini düşünüyorum. O yani... söylüyor kendi söylüyor. Onun sana bugün açıklaması var. Biliyorum benim sorunlarım var. Stres management problemlerim var. Etrafımda hep iyi insanlar var. Bu nedenle bana olumlu okay. yol göstersin i̇nşallah, diye. Bir de olumsuz göstersin İnşallah bu farkındalık vardır. Çünkü e, özellikle e, bunu bazıları da söylüyor. Benim de aklıma yattığı için tekrarlayayım. Seneler önce bir... Burfict'in ona yaptığı bir tackle var, Concussion geçiriyor ki Burfict'i NFL'i takip edenler bilir çok gaddar bir oyuncuydu Bengals'da ve çok ceza aldı sonunda da ligin Sonra dışında... Raiders'a geldi atıldı. Aynen ligin dışında da kaldı zaten. Ondan sonra bu problemlerin daha da arttığı konusunda bu kafaya alınan darbeler ve NFL'de bazı yıldızların şeyinden sonra gördüğümüz sağlık probleminin bir başlangıcı mıdır? Çünkü kendine zarar veren bir işi de var. Yani Raiders'da yaptığından kendisi onlarca milyon dolar kaybetti. Sonra Patriots'a gitti. Patriots aynı şeyleri yaptı, yine para kaybetti. Bakan şu anda yaptı. 3 taştan 80 yard ve bir şey bir, bir istatik daha var tutsa 3 milyon dolar evet. daha kazanacak veya 2 milyon dolar daha kazanacak. Yine kendine Play zarar veriyor. Ova primleri var, yani Super Bowl şeyi verdiği, var. verdiği zarar sadece e, etrafına veya takımdaki de değil, kendine de zarar veriyor aslında davranışlarıyla. O yüzden psikolojik yardım neyse ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini düşünüyorum bu insani taraftan. Diğer taraftan bu bunu izlediğimde maçı izlerken anlamadım ne olduğunu. Hakikaten anlamadım. Yani ne oluyor diye spiker de anlamadı çünkü maçı anlatan Amerikalı. Maça sahaya an, biri girdim zannettim orada dedi. Orada Kicker'ın yanından geçiyor. Evet, evet. Kicker'ın ifadesini gördü değil mi? <laughs> Ma maçı anlatan spiker sahaya çılgın bir taraftar girdi çıplak olarak zannettim <laughs> e, diyor. Güvenlik öyle zannetmiş. Evet. Soyuma odasına giderken güvenlik onu tutmuş. Evet, taraftar tabii. zannetmiş. Yani o yüzden e, tabii ki hayret içinde karşıladım ve de hikayenin çok büyük ihtimalle haklı olan tarafı Buccaneers tarafı çıkacak. Yani Bruce Arians ve Tom Brady tarafı çıkacak geçmiş bize bir şey gösterdiyse Antonio Brown'ın davranışlarında. Ee, en ufak şeyi büyütüp o bana acayip haksızlık yapılıyor şu anda falan gibi bir komple teori Ya ben kulüp kulüpleri bilmiyorum. Çünkü şunu daha önce de kaç kere şey yaptım. Kulüp doktorları genelde oyuncudan ziyade kulübü düşünerek kararlar evet, verir. Evet. Ama bu o, o en, ayrı. ama Brady'ye yaptı bak Brady Ta, ne evine kadar, yaşa, evinde yaşattı. Hayır ne kadar yani <laughs> sevmezsiniz biliyorum. Sevme değil de haksız da rüzgarı arkasına aldığı ama ya adam sana para kazandırmak için ters takla atacak neredeyse. E sen onu tabii. evde tek başınanın Joe Pesky'si yapıyorsun ya. Ama tabii ilk geldiğinde kendi evinde Brady'nin evinde kaldı. kaldı. Ailesiyle beraber karantinada belli bir süre. Yani e, hakikaten kimseye açmadı kucağı açtı Brady. Çünkü denize düşen yılana sarılır. E, şampiyon olmak için bir daha Antonio Brown'u bile idare edeyim yani diye. Yani vefa da yok. Kesinlikle yok. Kesinlikle yok ki ben zaten bu sahte aşı artından sonra nasıl bu kadar az bir cezayla lige döndü ona da hayret Çünkü etmiştim. Aaron ama onda farklıydı. Farklı mesela. ama aynı, aynı yola çıkıyor. Yani aşı olmadan aşı olmuş Birin, imajını yaratıyor. Birinde dışarıya verilen imaj ve yalan söylemek var. Diğerinde doğruyu söylememek var. Hayır, yok hayır. Antonio Brown'da bildiğiniz bir sahte ha, evrak, evrak sahte var. evrak var. Ligi kandırmaya çalışmak var. Yani bir çok, çok farklı Yine basını kandırıyorsun. Lig biliyor çünkü gerçeği. Burada e, bildiğiniz o da sahte da Acı verici. Tabii ya. o başka. O başka. Ama <laughs> hakikaten NFL'de herhalde bir daha rastlamayacağımız bir karakter. Bir olay, bir olay oldu. Ha olay olarak. Karakter yine gelir. Ya tabii tabii. Böyle gelir. çok gelip gidiyor. Yani hiç tutunamıyorlar ama bu arada Pittsburgh demişken Big Ben de e, son maçını oynadı. 15 sene değil mi? 16 sene. 15 mi? sene galiba Murat 15 abi. 15 senedir yuvası olan e, Pittsburgh'da evinde. Ben ona hep şey bakıyorum. Siz katılır mısınız bilmiyorum. E, çalışkan olmadığı için yapabileceklerinin çok daha, yani bardağı dolduramayan yeteneklerden biri olarak görüyorum. Çünkü hakikaten baktığınızda fizik, kol ilk lige girdiğinde. Ko koştuğu zaman durdurulamayan bir yani Josh Allen'ın ilk versiyonu gibiydi Ben Roethlisberger. Ama o bardağı e, hiçbir zaman off season'da kendine bakmayan bir yıldız olarak o bardağı bir türlü dolduramadı. Ya off season'lar onun için genelde e, birçok sıkıntıyla tabii. geçti. Kötü geçti. Başka problem. Sağ dışında da tabii ki. Sağ dışında da e, Kadına yönelik tabii, bir takım tabii. Yani Karakter oldu. olarak lider karakterli ve şey bir değil, insan değildi hiçbir değil, zaman. Hiçbir zaman değildi. <laughs> ee, ama şimdi e, oğlanla konuşurken mesela ilk ona koyar mısın NFL tarihinde? Şimdi bu, istatistiklere baktığın Oymak. zaman 5-6-7 ama o biraz da 15-16 sezon tabii, tabii. aynı yerde oynamış olmanın da verdiği şeyi var. Ama büyük e, oyunları severdi. Yani zor dönemlerde, zor pozisyonlarda takımını kurtarmayı tabii, tabii, severdi. Büyük maç oyuncusuydu. Çok büyük, büyük maç, maç büyük an oyuncusuydu. Tabii. Ama ben yani Pittsburgh tarihinde bile en iyi o mu yoksa Terry Bradshaw mu tartışırım. Yani birinin tamam 4 Super Bowl hala bence NFL tarihinin gelmiş geçmiş en iyi savunması Steel Curtain. Tabii. Yani hep ilk 4 konuşulur. Arkada Andy Russell, Jack Lambert, köşelerde Mel Blountlar falan var. Yani tabii Vratsperg'in şampiyon olduğu zaman da of hücumuyla değil savunmasıyla Pitburg'e çıkan bir takım. Tabii tabii. Yani, yani ama o yüzden işte o şeyi yapıyordu. O büyük şeyi evet. kurtarıcı şeyi yapıyordu. ama yani 15-16 sene bu kadar kendine bakmayarak son iki senesi bence üzücüydü bu maç. Yani 26'da artık 22 mi düşüşün. ne atıp tabii 120 yarda ya. Tabii tabii artık bitmişti. Sağda zaten çok belli oluyordu. Hareket de edemiyordu. Yani hakikaten kımıldayamaz bir hale gelmişti. E, Tomlin'in de büyük payı var bu kariyerde. E, hiç kaybetmeyen bir koç. Yani hakikaten kaybeden sezonu yok. Yani 500'ün yani altında, %50'nin %50 altında sezonu yok. O yüzden e, yani bardağı dolduramayan bir süper yıldızla Yapabileceğinin maksimumunu aldı bence Tomlin. O yüzden onu da takdir etmek lazım. Ama Raffles Burger dönemi kapandı. Şimdi Pittsburgh çok önemli bir franchise'dır NFL'de. Hakikaten çok tarihçesi olan, çok şey bir franchise'dır. Bakalım oraya nasıl bir quarterback gelecek. Çünkü free agent'larda da çıkan quarterback'lar olacak şu anda. Önemli isimlerin free agent olabileceği evet. veya olacağı konuşuluyor. Ee, o açıdan Pittsburgh enteresan bir yer olabilir gitmek için çünkü iyi receiver'lar draft ediyorlar. Çocum silahları iyi ee, savunması. Savunma eskisi kadar değil ama, <laughs> ama bu sene sakatlıklar falan vardı. Orada da bir kıpırdanma var. Ya bak bugün şimdi playoffları konuşacağız ama bunu da e, değinmeden belki Pittsburgh'a bağlarım geçemeyeceğim. Chargers maçı Derek Carrın karar maçı diye. Biliyorsun, Her sene mi? bu ama. Her sene Derek Carr'ın bir karar maçı oluyor. Hayır. Yani şimdi Derek Carr 29 maçı kariyerinde çok kötü takımlarda, çok kötü savunmalarla, ilk iki sezonu hariç çok kötü offensive line'larla. İki iki sezonu offensive line müthişti zaten. Second round ama, seçilip Amari, direkt... Tabi, tabi. Şey, ama Amari Cooper, Crabtree falan çok da iyi bir şeydi. İkinci senesi evet. müthiş de wide receiver'lar oldu. E şimdi Daryl Waller yok. Henry Ruggs hapiste. Tabii tabii hiçbir şey ee, yok şu an hocam. Hayır yine son saniyede maçı kazandırıyor. Sen e, Big Ben'in şeyini söyledin ya. Bence Big Ben kadar belki daha fazla kurtarıcı gitmiş maçı geri getiren Derek Carr. Eğer Raiders ki ben Raiders'lıyım. Bu adamın <laughs> değerini bilmiyorsa ve hakikaten bu kader maçıysa Pittsburgh'a takas etsin. Pittsburgh'a takas etsin abi. üç tane dört tane Claypool'larla şeylerle bir cansınlarla bir Oynasın yaşasın adam ya. <laughs> Yo bence şu anda bir sürü e, takımında mutlu olmayan quarterback e, Pittsburgh'a bakıp Ama Derek Carr mutlu Pittsburgh şey, Mark, Davis Mark, Mark Davis istemiyor. Orada ama sizin de sizde çok yeniden yapılanma olacak yani coach mu GM GM kalacak mı kalmayacak mı yani bu Gruden olayından sonra sezon sonu ben Raiders'a hareketli bir sezon ya sonu Sinan bekliyorum. Yedinci koçu, tabii, tabii. <laughs> John Gruden, sezon ortasında NFL tarafından sabote edilip gönderildi. Hak ederek ama, onu da söyleyeyim. Hak ederek, tabii, hak tabii. ederek. Tabii, tabii, ama değil. bir tek o gönderildi. Evet, evet ama hak ederek. Yani 700 kişi gönderilecekken aradan yok, yok. bir tek onu seçtiler. Tabii, tabii. O, 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 hak doğru. ederek bak, <laughs> o %100. Raiders'in hücum planının en önemli wide receiver'ı 200 kilometre hızla gidip kadını öldürdü köpeğiyle. Evet. Evet. büyük bir ihtimalle 2 sene hapis yatacak savunmada en çok bekleyen first roundlardan biri gece sapıttı arnet makine tüfek mi ne o bir video çekti atıldı yani o olmadık Darren Waller en e iyi silahı gitti. kaç haftadır yok neyse bu hafta oynayacakmış galiba buna rağmen 9 galibiyet 7 mağlubiyet ya tabii, tabii. bence zaten şu anda kıymeti bilinmeyen yani e şey konuşmalarında, ligin en iyileri konuşmalarında bu seneyi özelinde söylüyorum. Kıymeti bilinmeyen isimlerden biri o. Diğeri de Joe Burrow. Joe Burrow da... Şimdi Joe Burrow ama öyle bir çıkış yakaladı ki Cincinnati de takım olarak daha iyi olduğu için o hak ettiği şeyi... Yavaş yavaş görüyor. Yavaş yavaş, yavaş görmeye yavaş başladı. Görüyor. Sezon boyunca çünkü Cincinnati sezon başında kimse ne playoff'u hiçbir şey vermiyordu. Şu anda e, acaba playoff'ta can yakar mı diye düşünülen bir takım haline getirdi. O yüzden yani Steelers ilginç bir quarterback Hayır, şeyi olabilir. Ben çok seviyorum. <laughs> Mutlu olsun. Ne yapalım? Bizim baş düşmanımız. O, yani o mu? Kansas City mi tartışılır? herhalde. Ama bizim 70'lerde Pittsburgh'la evet, evet ama yani şu an... Steel Curtain'da var ya her <laughs> yıl karşılaşıyorduk playoff'larda. ya da AFC finalinde. Bir de ne maçlar kazandılar hak etmedikleri. <laughs> Ama Kansas City Kansas o dönemler sönüktü. Ama ondan sonrasında da sanki Kansas Ondan City önce direkt... hep Kansas City'di. Yani AFC zamanında. Neyse playoff'lara <laughs> vakit kalmadı da şunu söyleyeyim. Çok hızlıca bir Zaten bir... her şey belli. Bu hafta ya 49ers ya Saints 7. takım olacak NFC'de. Evet. AFC'de de Raiders, Chargers maçını kazanan eğer Colts... O inanılmaz, ha? o inanılmaz bir şey. Ondan da kısaca bahsedin istiyorsanız Kapanışı şöyle yapalım. Eğer Jacksonville Colts'u yenerse. çok düşük bir ihtimal ama ama, olursa, ama iki galibiyet, iki mağlubiyet son bilmem kaç maçında NFL'in gelişine karşı iki galibiyetimi dört galibiyetimine <laughs> <laughs> var. Öyle zaten. bir şey. Yani genelde Colts iyi oynuyorlar. O maç daha önce oynanacak. Colts yenilirse Chargers Raiders maçı beraber bitti. <laughs> takdirde ikisi de playofflara <laughs> giriyor, Colts dışarıda kalıyor. Yazarlardan biri her oyunda ni alırlarsa hiç kimse bir şey diyemez çünkü buna şey kurallarda çok enteresan. Bu tabi normalde yani bütün sporlarda aynı anda başlar bu maçlar. <laughs> bunu Amerika'nın kültüründe ve Amerika'nın kapitalist düzeninde o maçların televizyon saatleri belli olduğu için çok önceden dolayı. Siz bunu aynı saatte oynatmayı teklif bile edemiyorsunuz. Çünkü öyle bir dünya yok orada. Ama bunun <laughs> olacağı da çok az bir ihtimal. Tabii. Çünkü bu, Raiders'da e, sev sevme Chargers'da çok e, köklü kulüpler. AFC'nin ilk kulüplerinden. Öyle şey olmaz Amerika'da. Ve e, hiçbir şekilde oyuna bu Sport saygısızlığı yapmazlar. Maça gelince e, Colts'la Chargers el ele çıkar. E, Raiders'da. Şimdi şöyle biz, bizim savunma çok Dördüncü hafta gelmişlerdi. Çok yukarı geldi o dönemden hı hı. bu tabi, yana. Tabi. Ee, ama biz NFL'de en az blitz yapan takımız. da blitz de çok zorlanıyor. İlk maçta da zaten blitz yaptığımız zamanlar Herbert'ı çok rahatsız ettik. Çok iyi beyak ama o blitz e, readlerinde hala şey. Iyi. Eğer bir sürpriz hazırlarsa savunma... Çünkü ben Derek Carr'ın çok iyi bir maç çıkaracağını tahmin ediyorum. Ee, maç nerede Murat abi? Biliyor musunuz? Maç Vegas'ta. Vegas'ta. Vegas. O zaman bir şans daha. Ama var. çok rating yapacak bir maç. Bu senenin en çok izlenen maçı olabilir. 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 Ee, yani önümüzdeki hafta. Daha detaylı konuşuruz. Tabii eşleşmeler belli olduktan sonra playoff'u ve kalan takımları daha detaylı konuşuyor oluruz. Ee, önümüzdeki hafta. Kendine ee, iyi bak. Siz de Murat abi. Ben bundan sonra 3 yaşlı, yaşlı ve bir e, şey olarak atlatmış biri olarak zaten çok dikkat ediyorum. Ama e, inşallah daha da bir daha böyle bir şey yaşamayacağım diyelim. Önümüzdeki hafta tekrar Media sunduğu Game Night'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Media Markt sundu.